Bu videoda prokaryot hücre ve ökaryot hücre translasyonları arasındaki farklardan bahsedeceğiz. Özellikle de translasyona hazır olmadan hemen önceki mRNA'ya odaklanacağız. Prokaryot mRNA'mızla başlayalım. Ve ilk olarak 5 üssü ucuna bakalım. Burada gördüğünüz bu sarı kısım kodlanmayan bölge. Buraya kodlanmayan bölge dememizin nedeni ribozomun bu kısmı okumaması. Yani aminoasidin bu kısmı o kadar da önemli değil arkadaşlar. Kodlanmayan bölgeden hemen sonra Shine-Dalgarno dizisi geliyor. Shine-Dalgarno dizisi ribozomun tanıyıp bağlanacağı bölge. Şuraya bir ribozom yapalım şöyle, evet. Prokaryotik ribozom işte bu bölgeye bağlanıyor. Shine-Dalgarno dizisinden sonra kodlanmayan bir bölge daha var. Kısaca KB şeklinde yazıyorum. Sonra başlangıç kodonumuz geliyor. Bu kodon tipik olarak AUG diziliminde bulunur ve ribozoma başla komutunu verir. Ribozom translasyona buradan başlıyor ve tüm bu bölgeyi okuyor. Bu bölge uygun bir polipeptit zinciri bağlı. Ribozom bitiş kodonuna ulaştığında işlemi durduruyor. Çünkü bitiş kodonu translasyonu durdur arkadaş komutunu veriyor. Bitiş kodonunu kodlanmayan bir bölge daha izliyor. Şimdi gelelim ökaryotik mRNA'mıza. Aslında epey benziyorlar ama aralarındaki farklar da hemen dikkatimizi çekiyor. Yine 5 üssü ucundan başlıyoruz. En baştaki kırmızı nükleotidi görüyoruz. Bu 5 üssü başlığı. 5 üssü başlığı aslında bir guanin nükleotidinden ibaret. İçine G yazayım. Guanin. Bu guanin molekülün bir yerlerinde bir metil grubu var. Metil grubumuzu da gösterdik. Evet. Ve bu guaninle hemen yanındaki nükleotit arasındaki bağ normalde iki nükleotit arasında kurulan bağdan farklı. 5 üssü başlığının farkı bu. Ve 5 üssü başlığı ökaryotlarda ribozomal bağlanma bölgesi olarak işlev görüyor. Yani ökaryotlarda ribozomun tanıyıp bağlandığı kısım bu. 5 üstü sonra kodlanmayan bu bölge geliyor. Ribozom bu bölgeyi çevirmiyor. Burayı geçip başlangıç kodonuna geliyor. AUG ribozoma çeviriye başlama komutu veriyor. Ribozom çeviriye başlıyor. Tüm bu kısmı çevirdikten sonra da bitiş kodonuna ulaşıyor. Sonra kodlanmayan bir bölge daha geliyor. Bu bölgeyi prokaryotik RNA'da gördüklerimizden farklı bir kısım izliyor. Yani mavi nükleotitlerden oluşan bu kısım bu bölgeye poli A kuyruğu deniliyor. Poli A kuyruğu tamamı A yani adenin olan çok sayıda nükleotitten oluşuyor. Tüm nükleotitlerin üstüne A yazıyorum bakın. Poli A kuyruğu epey uzun bir yapı. Uzunluğu tipik olarak 100 ila 250 nükleotit arasında değişiyor. Bayağı bir uzun yani. O yüzden pek orantılı da çizemedim tabii. Beş üssü başlığının ve poli A kuyruğunun amacı bu mRNA'nın enzimler tarafından bozulmasını önlemek. Bunlar enzimlere mRNA'yı bozma veya parçalama izinlerinin olmadığı sinyalini veriyor. Peki ya prokaryotik mRNA'lar? Onlardan için bozulmayı önleyen benzer bir yapı yok. Bu sorunun cevabını kısaca şöyle verebiliriz. Prokaryot hücrelerde transkripsiyon ve translasyon aynı yerde gerçekleşiyor. Prokaryot hücrelerin gerçek anlamda bir çekirdekleri bulunmadığı için transkripsiyon ve translasyon aynı yerde, sitozol içinde gerçekleşiyor. Hatta sadece aynı yerde değil, aynı zamanda gerçekleşiyorlar. Mesela bu sentezlenmekte olan bir mRNA olsun. Bu daha sentezlenirken bir ribozom gelip buna bağlanıyor ve translasyona başlıyor. Fakat ökaryot hücrelerde işler biraz daha farklı yürüyor. Transkripsiyon çekirdekte translasyon ise ribozomların bulunduğu sitoplazmada gerçekleşiyor. Dolayısıyla üretilen mRNA'nın çekirdekten ribozomların bulunduğu sitoplazmaya geçmesi gerekiyor. İşte mRNA bu nispeten uzun yolu kat ederken parçalanmasına yol açabilecek enzimler gibi birçok farklı tehditle karşılaşıyor. O yüzden herhangi bir hasara uğramamak için bu ekstra korunmaya muhtaç durumda oluyor. Son olarak Prokaryot ve ökaryotlarda gerçekleşen translasyonlar arasındaki bir farktan daha söz etmek istiyorum. O da polipeptit zincirindeki ilk aminoasidin türü. Prokaryot hücrelerde zincirin ilk aminoasidi daima formil metiyonindir. Ve formil metiyonin temelde bir formil grubuna bağlı bir metiyonin aminoasididir. Bir formil grubunun neye benzediğini unuttuysanız işte buna benziyor. Ökaryot hücrelerde ise Tüm polipeptit zincirlerinin ilk amino asidi her zaman metiyonindir. İlginçtir, formil metiyonin insan vücudu içinde bir alarm vazifesi görür. Vücudunuzda bir takım bakteri hücreleri olduğunda veya vücudunuza böyle bir takım bakteri hücreleri girdiğinde ve bir şekilde hasar verirlerse bu formil metiyoninler etrafa saçılır. Bu da vücudunuzu civarda bakteriler olduğu konusunda uyarır ve bir bağışıklık yanıtı tetikler.